Sürdürülebilirlik konusu aslında benim içimde hep vardı diye düşünüyorum. Bunun sürdürülebilirlik olduğunu ben sonradan anladım. Etrafımdaki dostlarım, hayatımda yaptıklarım, ailem hep bir yerden doğayla, toplumla örtüşen beni bir yapının içine sokuyordu. Dünyanın ateşi var, bir şeyler yapılıyor ama o ateş düşmüyor. Demek ki biz hala daha tam olarak doğru yolu bulabilmiş değiliz. Bu noktada da aslında bir iş dünyası ya da kurumsal dünya gibi bir sözü söylemekten de çok imtina ediyorum. Çünkü sanki iş yapanlar ayrı bir dünyada yaşıyor, diğerleri de ayrı bir dünyada yaşıyor da iş yapanlar istediklerini yaparmış gibi bir izlenim çıkıyor oradan. Ben bunu hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Bir tane dünyamız var ve hepimiz bütün canlılarla birlikte bir uyum içinde yaşamak zorundayız. Aslında sürdürülebilirliğin burada ki bana göre tanımı da James Lovelock'un zamanında ortaya atmış olduğu bir Gaia teoremi var. Burada dünyadaki bütün varlıkların eşsiz bir yeri vardır ve siz herhangi bir varlığı sistemden çektiğiniz zaman o bütüne zarar verir der. Sürdürülebilirliğin de bununla çok yakın bir bağı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki tanımsal olarak sürdürülebilirlik de aslında canlı cansız tüm varlıklarla aramızdaki bağı görebilmenin farkındalığı. Bu farkındalık bizim üzerimize ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Fakat bizim bu sorumluluğu aksiyona dönüştürmediğimiz sürece bu bir düşünce olarak kalıyor. İşte o aksiyon tarafında yapılması gereken çok şey var. Şu anda Türkiye'de de olsun, dünyada da olsun birçok standartlar çıkıyor. Ve bu standartlar işletmelerin nasıl hareket etmeleri, işletmelerin vizyon ve misyonlarına sürdürülebilirliği nasıl entegre edebilecekleri, iklim krizinin etkileriyle ilgili risklerin ve bu oluşacak olan risklerin nasıl ele alınması gerektiğini, bütün bunları anlatan bir takım standartlar çıktı. İşletmeler de bu noktada birçok adım atmaya çalışıyorlar. Fakat genel olarak benim gördüğüm biraz ya işte biz ölçüm yapalım, karbon emisyonlarımızı ölçelim, sosyal konularda etki alanımızı ölçelim, insan hakları ve çalışan hakları konusunda bir takım adımlar atalım. Ama iş modelimizi temelden değiştirecek bir şeyi de pek fazla yapmayalım. Yani bildiğimize devam edelim. Bu noktada da bir takım taahhütlerde bulunalım. O taahhütleri de işte hasbelkader bir yerlere eğer ulaşırsa ondan sonra zaten daha çok vakit var bunları yapabilmemiz için. Allah kerim. Böyle bir yaklaşım görüyorum ben. Şu anda çok acelemiz olan bir durumla karşı karşıyayız. İklim kriziyle birlikte sosyal eşitsizlikler de çok büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Biyoçeşitliliğin azalması çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Toprak kaybı var, su kaybı var, okyanusların asitlenmesi var. Bütün bunlar zaten sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bahsedilen her konu kendi başına ayrı bir problem. O yüzden bunları çözebilmek için bizim işbirliğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim alışmış olduğumuz konvansiyonel iş yapma şekillerinin dışına çıkmamız anlamına geliyor. Şimdi sürdürülebilirlik çevresel, sosyal ve ekonomik boyutuyla yepyeni bir iş yapma modeline bizi sürüklüyor. Bunu birdenbire yapamıyor işletmeler. Birdenbire buna alışamıyorlar. Birdenbire ben kalkıp da benim bakış açım buydu, ben bunu buna evireceğim diyemiyorlar. O yüzden burada bir sürece ihtiyacımız var. Ve o sürecinde bir çerçevesine ihtiyacımız var. Standartlar işte bu çerçeveyi ortaya koyuyor. Şimdiye kadar yapılan işlerde belli bir hiyerarşik düzenin olduğu, bu düzenin en tepesinde insanın hatta erkeğin olduğu böyle bir yapı vardı. Ama bu yapı tamamen yanlış bir yapı. Bunun böyle hiyerarşik bir düzen şeklinde değil, bunun herkesin birbirinin tamamlayıcısı olduğu, uyum içinde yaşadığı, bütünsel bir bakış açısının gerektirdiği, onun çıktısının da şirketlerde entegre rapor olduğu, yani finansal olanla olmayanın bir arada olduğu sadece değil, arasındaki ilişkinin de ortaya konduğu bir modelden bahsediyoruz. Şimdi bu model bizim tek başımıza sadece insanı düşünmemiz veya tek başına finansal çıktıyı ele almamız gibi bir şeyle bağdaştırılamayacak bir konu. Bizim mutlaka ve mutlaka bu işi neden yapıyoruz? Bizim proseslerimiz nelerdir? Biz finansal getiriyi sosyal ve çevresel etkimizle nasıl dengeliyoruz sorularını sorarak hareket etmemiz lazım. Bu da yöneticilere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü buradaki bizim daha önceki yönetim kurulundan öte bizim bütün paydaşlarımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Ve bu paydaşların içinde sessiz olan çevre gibi bir paydaşımız da var. Hoş, şu anda bir şekilde sesini çıkarmaya çalışıyor ama bunu görmekle yükümlüyüz. O yüzden tepedeki yöneticilerin
bu konuya yaklaşımı en kritik olan nokta. Yani ya ben ne yaptığımı yapıyorsam onu öyle yapmaya devam edeyim. Sürdürülebilirlik konusuyla da ilgili birilerini yetkilendiririm, onlar yaparlar gibi bir şey değil bu. Önce kendimizden başlayarak bunu böyle kelebek etkisiyle bütün sisteme, bütün organizasyona yaymamız gerekiyor. Bunu yapacak olan kişi de en tepedeki insanlar. En tepedeki insanlar gerçekten samimiyetle bu işe inanmadıkları takdirde burada yol alınır ama ya çok yavaş alınır ya da istenen sonuç elde edilemez. O yüzden bizim aslında döngüsel modeller yaratarak bizim girdilerimiz nedir, aktivitelerimiz nedir, çıktılarımız nedir, sonuçlarımız nedir? Bu sonuç tarafında biz gerçekten iklim krizine pozitif negatif etki yaratıyor muyuz, yaratmıyor muyuz? Biz bir toplumsal güven yaratıyor muyuz? Biz hakikaten yaptığımız bu işle bir fayda yaratıyor muyuz sorularına cevap verebilecek iş modelleri kurmamız gerekiyor. Seçim yaptığımızda aslında bir şeyden de vazgeçiyoruz. O vazgeçtiğimiz şey, bizim için basit olan şey, çevresel veya sosyal etki yaratacak olan konular. Biraz önce bahsetmiş olduğum regülasyonlar, işletmeleri belli bir noktada bazı adımlar atmaya zorlayacak ama asıl o zorlamayı müşteri tarafı yapacak. O müşteriler biziz, kullanıcılarız. O kullanıcıların tüketici değil, türetici olması lazım. Bu türetim kavramı da burada bunu çok Uygar Özesmi çok güzel anlatıyor bunu ama aslında doğayı taklit eden bir tarafı var. Faydayı türetmekten de burada bahsedebiliriz. Çünkü biz bir şeyi yanlış yaptığımızda o zaman o bir negatif etki yaratıyor. Ama biz faydalı bir şey yaptığımızda, o faydayı sadece kendimize değil, bütün sistemi düşünerek o faydayı yarattığımızda işte etki öyle çıkmaya başlıyor. Ve bizim aslında işletmeleri buna zorlayabilecek bir yapıda olmamız gerekiyor tüketiciler olarak. Çünkü her bizim elimizi cebimize attığımızda bir karar veriyoruz. O kararın etkisinin ne olduğunu, yemek yerken de, bir yerden bir şey ısmarlarken de hep bu kararlarımız var. O kararları nasıl alıyoruz? O karar yine biraz önce bahsettiğim etik bakış açısına uyuyor mu yoksa eski etik etiğe mi hizmet ediyor? İşte buralardaki farkları iyi gözetmemiz lazım. Bu kolay bir sorumluluk değil. Her gün ben mesleğe bir muhasebeci olarak başladım. O zamanlar sadece finansal tarafta muhasebe tutarak bir yanlış yapıyordum. Şu anda başka bir muhasebe tutuyorum. Her gün tutuyorum o muhasebeyi. O muhasebede de bugün değdi mi? Bugün yaşadığıma değdi mi'nin muhasebesi. Eğer faydalı işler yaptıysam, faydayı türetmeyi başarabildiysem, becerebildiysem bunu, bugün yaşadığıma değmiştir. O zaman benim hesabım tutmuş demektir. Yok eğer değmediyse o zaman ertesi güne devreden bir sorumluluğum var demektir. Uzun yıllardır bu sürdürülebilirlik tarafında çalışmalar yapıyoruz. Bunların bir çıktısı olarak çok yakın zamanda biz Benefit Corporation, B Corp olma imkanı elde ettik. Bu tabii bizim için çok önemliydi. Çünkü benim buradaki esas amacım özellikle insan kaynakları, pazarlama, finans, bütün bu departmanların yöneticilerini ortak daha iyi bir dünya için nasıl iş yapılara doğru evirebilecek bir yapıya gitmekti. B Corp bunun için çok iyi bir fırsat oldu. Evet, biz bir şekilde bunun sertifikasyonunu aldık. Tüm Mazar'ın işte dünyada 100 küsur ofisi var. Biz ikinci olduk alan bunu. Öbür ofis daha ufak bizden bir ofis ama hakikaten bizim için çok iyi bir itici güç de olduğunu düşünüyorum. Birçok konuda şimdi daha da rahat karar alabileceğimize inanıyorum. Şöyle ki, B Corp'un amacı daha iyi olmak için değil, dünya için daha iyi olmak amacıyla kurulan bir organizasyon. Ve orada da hedef illa da büyümek değil. Hedef iyi şeyler yapabilmek ama dünya için iyi şeyler yapabilmek. O yüzden bunu da bir parantez olarak paylaşmak istedim. B Corp şirket sayısının hem Türkiye'de hem dünyada artmasını diliyorum. Oradan People and Planet First belki tarafına da geçirebilir. O daha da zor olan bir şey mevcut şartlarda. Ama ona doğru da evrilmek ileride bir hedef olabilir diye de düşünüyorum. Bunu da kısaca paylaşmak istedim.